Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Alperen Aşçı. Bilkent Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu'nun üniversite tanıtım serisine hoş geldiniz. Yanımda Emre var, onunla endüstri mühendisliği hakkında bir sohbet yapacağız. Emre, istersen seni tanıyayım biraz. Tabii, ben Emre Sarıgedik. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2019 mezunuyum. Bilkent'e girdiğimden beri aslında 3 senesinde içinde aktif bir şekilde rol aldım. Şu anda hala olabildiğince, elimden geldiğince içinde, yani mezun olana kadar olmaktan keyif aldım. Bilkent YES'in parçasıyım. Bilkent Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü'nün. Bir senesinde de başkanlık yaptım hatta. Şimdi artık yeni arkadaşlarımız, yeni jenerasyonlarımız kulübü daha da güzelleştiriyorlar. Biz de bu süreçte okulda aslında genel okula girmeden önce akıllarda soru işareti olarak kalan hangi bölüm ne iş yapar tam olarak onu cevaplamak için bu videoyu çekelim istedik. Teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. Ne demek yani, başımızın üstünde. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Neden endüstri mühendisliği ve neden Bilkent Üniversitesi? Bunun cevabını istiyorum. Yani en kısa haliyle şöyle anlatayım. Ben lisedeyken matematik, yani ilkokulda da aynıydı. Matematikten çok keyif alıyordum. Matematik soruları çözmekten, konuları işlemekten vesaire. Ama fenden de bir o kadar keyif almıyordum aslında. Aynen, fizik, aynen. Kimya, biyoloji çok benim tarzım değildi. Ve bir yandan da sosyal kısımlarıyla çok ilgileniyordum aslında işlerin. Ya bunların hepsini zaten kesişim olarak baktığında en mantıklı bölüm endüstri mühendisliği oluyor. Bilkent özeline neden seçtim peki, bunu da söyleyeyim. Bilkent yani bir özel okul, evet, ve içinde burslu, yarı burslu ve burslu arkadaşlarımız okuyor. Ama buraya girdikten sonra bunun bir önemi kalmıyor zaten. Eğitimi gerçekten üst düzey. Bunu İstanbul'daki iyi üniversitelerde öğretim görevliliği yapmış veya orada okumuş arkadaşlarımız da teyit ediyor. Buranın eğitimi gerçekten Türkiye'deki belki de en zor endüstri mühendisliği eğitimlerinden bir tanesi. Çünkü akademik yönü ağır basan bir eğitim. İş dünyası İstanbul'da olduğu için Ankara'da okuduğumuz zaman biraz daha akademik yönü ağır basan bir eğitimle karşılaşıyorsunuz. Ama içeriği dolu, içeride tanıştığınız insanlar size çok güzel networkler oluşturuyor, güzel kapılar açıyor. Bir de okulun ismi hayatınızın her döneminde gururla taşıyacağınız bir noktada oluyor aslında. Bu ikisinin kesişimi, yani hem Bilkent hem endüstri beni açıkçası en çok bu yüzden cezbetmişti. Yani katılıyorum yani. Ben de endüstri mühendisliği okuyorum bu arada. Hani benzer şeyleri sayabilirim ayrıca size. Ayrıca ben geçen okumuştum galiba, Bilkent Üniversitesi dünya birincisi de olmuş en fazla açık kaynak paylaşım. Kütüphane zaten hani girip araştıran herkes onu görebiliyor. Onun haricinde bir de şu var, endüstri mühendisliği seçmeyi düşünen, yani mühendislik seçmeyi düşünüp endüstriye daha fazla ilgi duyacağını düşünen arkadaşlar, hani yarın bir gün bir şey olduğunda insanlarla uğraşmayı tercih edeceklerse, mesela bir yazılım yapmaktansa, evet, o zaman çok endüstri. Ama hiç bana göre değil dedikleri şeylerse bunlar, endüstri mühendisliği doğru bölüm olmaz. Sosyal bir mühendislik de diyebiliriz. Evet. Ha, hazır demişken diğer mühendisliklerle ilişkisine de bakalım istersen, ikinci sorumuz olsun. Endüstri mühendisliği en kolay mühendislik diyorlar. Konuda ne diyorsun, yorumun ne? Yani neyle kıyasladığınıza bağlı. Bilkent'in içinde 4 tane bölüm var. Bilkent özelinde bakarsak mühendislik fakültesinin içinde. Onlardan eğitimi belki bir tık daha rahat diyebiliriz, evet. Yani çünkü yoğunluktan ziyade hayatın içinden şeyler işliyorsunuz her seferinde. Hani onlar mesela fizik ağırlıklı okuduğunuzda elektrikte sinyalleri vesaireleri öğrenmeniz çok uzun sürüyor. Bilgisayar okuduğunuzda yine yazılım programları hayatınızın çoğunu kaplıyor. Biz günlük hayatta şeyler işliyoruz aslında bakarsan. Yani biz burada ikimiz otururken işte bir yandan burada yemek almak isteyen arkadaşlar sıraya girse kaç kişi, ne kadar, kaç insan çalıştırman gerekir bu restoranda vesaire gibi konular işleniyor yani. Veya işte bir üretim hattında kaç bant çalıştırmalısın bunu en o yani optimal şekilde sonucunu alabilmek için ve benzeri şeyler. Dolayısıyla biraz daha aşina olduğumuz konular işlediğimiz için daha kolay geliyor. Ama genel olarak mühendislik eğitimi olarak baktığımda, bir de hele bir kentin içerisinde kesinlikle kolay bir bölüm olduğunu söyleyemeyiz yani. Katılıyorum yani. Ben de bir yarı dönem bir uzatma bile var hatta yani. Maalesef böyle şeyler oluyor. Gene tekrardan hani bayağı bir hayatımızın içinden olaylara da müdahale ediyoruz endüstri mühendisliği olarak dedim. Peki iş olanakları nedir? Hani çok geniş iş olanakları var diyorlar. Aynen. Mesela bunu birazcık açar mısın? Yani endüstri mühendisliğinin bence avantajları, kimilerine göre dezavantajları olabiliyor. Size çok genel perspektifte bir şeyler vermeye çalışıyor. O yüzden daha kolay deniyor. Çünkü uzmanlaşmıyorsunuz genel anlamda baktığında. İstersen tabii ki uzmanlaşabilirsin okurken ama eğitim olarak. Yani sen üretim hattını da biliyorsun aslına bakarsan, aşağı beş yukarı. Yazılım diline de birazcık hakim olabilirsin. Yüksek matematik görüyoruz, advanced matematik yani. Ona da çok fazla hakim olmak zorundasın. Modelleme yapmak zorundasın bir sistemin içerisine.
Yani sen baktığında bir bankada da çalışabilirsin sektör olarak. İstersen bir hızlı tüketim şirketine de çalışabilirsin. Bunların hepsini birleştirdiğin bir danışmanlık şirketine de çalışabilirsin. Yani farklı farklı alanlar senin gitmek istediğin yöne doğru sana kalıyor aslına bakarsan. Bence bu büyük bir avantaj. Çünkü zaten üniversitede hiç kimse yarın işe girip çalışacağı pozisyonda yapacağı işleri öğrenerek mezun olmuyor. Tabii. En teknik bölümde de olsanız üniversitede öğrendiğiniz şeyler sizin hayatınızda kullanacaklarınız belki %5'i belki %10'u oluyor. Dolayısıyla hani eğitim olarak bence avantajlı bir noktadayız. Çünkü seni ilaç sektörüne de gitmene, banka sektörüne de gitmene, yani finansta da çalışabilirsin, satışta da çalışabilirsin, pazarlamada da çalışabilirsin. Tamamen senin keyfine, zevkine birazcık bağlı olarak değişebiliyor bunlar. Katılıyorum. Bir tane daha soru aklıma geldi hemen hani buradaki iş olanakları deyince. Sen mülakatlara girdin. Hatta şu an bir şirkette çalışacaksın. Önümüzdeki Ağustos'ta mı başlıyor? Ne zaman başlıyordu? Peki mülakatlarda hani Bilkent Endüstri Mühendisliği mezunu olmanın sana bir avantajı var mıydı? Veyahut da kulüpte olmanın ayrıca sana bir avantajı var mıydı? Bunları biraz açar mısın? Yani şöyle, üniversitede bence, bana kalırsa yani benim gittiğim yol ve optimal bir yol olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Yapabildiğiniz kadar çok şey yapmak, deneyimleyebildiğin kadar çok şey deneyimlemek büyük avantaj sağlıyor hayatta. Hani o aşamasında yani. Şirketlerle mülakatlarda ve ayrıca tabii yani tatmin duygusunu da daha fazla arttırıyor. Ben hani üniversitede az çok biliyorsun zaten sen de. Hani olabildiğince fazla şey yapma, olabildiğince fazla staj yapma, işte yurt dışı deneyim olsun, farklı sektörler görebileyim falan. Bunların hepsini yapmaya çalıştım. Mülakatlarda da şöyle bir avantajı oldu. Ben hangi mülakata girdiysem hep sorulan soruları verecek bir cevabım oluyor. Yani hiçbirinde bir şey üretmem, baştan kafamda oluşturup böyle olmayan bir şeyi abartarak anlatmam gibi bir şey söz konusu olmadı. Çünkü hepsine bir tecrübe sağladım yani. Hani baktığımda hani nacizane söyleyebileceğim, hani ben işte mülteci çocukların ailen, mülteci ailelerin çocuklarıyla sivil toplum örgütü sayesinde çalıştım. Kulüp sayesinde 150-200'den fazla belki şirket yöneticisiyle tanıştım. Birebir de sunum yapma şansı buldum, feedback aldım. Ondan sonra yıl içinde baktığında hani 100 bin liranın üzerinde bütçesi olan bir kulübü yönetme şansına sahip oldum. Ve staj yaparken de böyle hani gerçek projelerde hani böyle bu torpil stajlarından ziyade hakikaten kendini tırmalayarak bulduğum stajlar sayesinde gerçek projelerde gerçek iş dünyasından kesitlere yer verme şansın oluyor hayatında. Bunların hepsi de sana dönüş olarak geliyor tabii güzel bir şekilde yani onu söyleyebilirim. Kulübün de en büyük faydası var. Aynen kriz yönetimi mesela. Aynen. Hani büyük bir bütçe yönetiyorsun. Ayrıyeten hani farklı faktörler oluyor hani elinde olmayan sebeplerden dolayı bir evet. Para kaybı vesaire filan olabiliyor. Burada bir kriz yönetimi devreye giriyor. Hani onu da geliştirmen gerekiyor. Daha aslına bakarsanız iş hayatına atılmış değiliz ama buna rağmen yine de bu tarz şeylerle evet. Uğraşıyoruz. Yani şey sonuçta çok fazla rekabet var. Her sene baktığında sadece Bilkent'ten 750 tane mühendislik öğrencisi mezun oluyor. İktisadi idari bilimleri de işin içine kattığın zaman neredeyse yani 1000-1500 tane öğrenci Bilkent'ten sadece sana hani aynı pozisyonlara iş olarak başvurabilecek noktada oluyor. Bunu bir de İstanbul'daki iyi okullar, o top 6 dediğimiz okullara baktığında hani içinde Bilkent'in ODTÜ'nün de olduğu Ankara'dan, diğerleri İstanbul'da. Bu okulların hepsindeki o arkadaşlarından sıyrılman için farklı olman gerekiyor. Farklılığı da hani o kafayı açarak, o mindset'i açarak sağlayabiliyorsun. Endüstrinin en büyük faydası zaten bence aslına bakarsan bu. Yani seni sadece bir şeye odaklamak yerine resmin genel anlamına, yani genel anlamda resim anlamına çok yardımcı oluyor. Şimdi aklımda birazcık da hani bize sürekli sorulan ilk okula geldiğinde bana özellikle endüstri mühendisisin, CEO mu olacaksın? Hani o tarz bir klasik bir şey vardır, soru vardır. Endüstri mühendisliği CEO olur mu? Veyahut da sen CEO olacak mısın? Yani zaten bizim bölüm derslerine başladığımızda ilk sene biliyorsun sadece bir outlook dersimiz var. Aynen. Yani genel pencereden bütün bölümü anlatan. Bak, o dersi alan arkadaşlar, genelde birinci sınıftakiler, o derse yani bölümdeki en havalı insanlar olarak gözükebiliyorlar dışarıdan baktığında. Çünkü herkes CEO olacağını düşünüyor gerçekten o derse girerken. Yani blazer ceketle falan gelenler oluyor yani. İşin gerçeğine dönersek, CEO olmak sadece kariyerinde atacağın ve hayatın sana getirdiği bir yolun sonunda ulaşacağın bir mevki yani bir title. Çok fazla önemi olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Ben bir gün olur muyum bilmiyorum. Hani bu birazcık da şeye bakıyorum yani hayat sana ne gösteriyor ona göre ilerlemen lazım. Tek bir hedefe doğru sadece böyle dikine bir yol ilerlemek yani izlemek pek mantıklı değil zaten hayatta genel olarak. Yani CEO'luk meselesi de şöyle, endüstri mühendisliğinde tabii yöneticilik potansiyelin oluyor çünkü çok genel perspektiften. Dedim yani yazılımcının, mesela bir şirkete girdin, yazılımcının ne iş yaptığını biliyorsun az çok. Aynen. Yazılımcı olmasan da.
Satış ekibinin ne iş yapacağını biliyorsun. Pazarlama ekibini biliyorsun. Finans ekibini biliyorsun. Lojistik zaten senin okulda neredeyse en çok gördüğün şey yani. Üretimler vesaire, taşınmaları. O yüzden sana öyle bir yöneticilik yolu açıyor. Biz de zaten genelde endüstri mezunları management trainee olarak bir yerlere gitmeyi daha çok tercih ediyoruz. Aynen. Yani böyle yönetici adaylığı olarak. O açıdan hani bir avantaj sağlıyor bence, evet. Ama yolun sonu değişir. Yani herkes iyi olacak diye bir durumda yok. Evet, yani şimdi dürüst olalım. Tabii yani. Dünyada zaten çok büyük şirket kaç tane var düşündüğün? Yani. Milyar dolarlık şirketleri. Belki 5000 tane, belki 10.000 tane vardır taş çatlasının büyük şirket. Yani bunlar da zaten işte onun sayısı kadar CEO. Yani. Dünyadaki o kadar insan arasında sen onun CEO'su olacaksın. Yine bir tane daha sorulan absürt sorulardan diyebilirim. endüstri mühendisliği mi, işletme mi veyahut da iktisadi idari bilimler mi? Evet. Hani ikisine çok benzer sanıp işte bu daha iyi, bu daha iyi değil filan diye bir algı var. Hani bir sorular geliyor. Buna ne cevap veririz? Yani endüstri mühendisliği adı üstünde. Bunu hakkıyla yapan bütün okullarda böyle bu. Mühendislik eğitimi alıyoruz biz yani baktığında. Aldığımız matematik, istatistik, olasılık, ondan sonra işte bu stokastik modelleme, optimizasyon, yani bu operational research, yani bu konuların hepsi endüstri mühendisliğinde yoğun bir şekilde işlenen konular. Sen iktisadi idari bilimlere gittiğinde bunun farklı türevlerini işliyorsun. Hani daha fazla işletme, hani management kafası daha fazla oluyor. Mesela işletme bölümünde okuduğunda business administration sonuçta bir şirkete yani yöneticilik yapman gerektiğinde sana o genel perspektif hakkında daha çok hani iyi bir altyapı veriyor diyebilirim. Bunda zaten endüstri, yani işletme okuyan bir arkadaşım daha iyi cevaplar bu soruyu. İktisatla kıyasladığında da orası başka bir dünya zaten. Orası ekonomi öğretiyor sana. Yani genel anlamıyla birazcık teorik olduğuna şikayet ediliyor genelde. Ama yani bunlar kararlı, yani karşılaştırılacak çok kararlar değil ama bizim eğitim sistemimize göre endüstri, yani Bilkent Endüstri'yi tutturacak puan alan insanlar, işte sen de ben de muhtemelen aynıyızdır. Hani iyi bir okulun iktisadında da okuyabilecek, işletmesinde de okuyabilecek, belki daha yüksek burslu okuyabilecek bir puan oluyor. Acaba onu mu yapsam diye düşünüyor. Burada daha sosyal bir bölümde okumak sizin için tamamsa, eğer ben işte ekonomi alanında yoğunlaşmak istiyorum, her alanıyla ekonomi öğrenmek istiyorum, mikroekonomi, makroekonomi öğrenmek istiyorum, borsa öğrenmek istiyorum, finans öğrenmek istiyorum, biz de bunları seçmeli dersler alabilirsiniz. Ama alabilirsiniz tabii ki yani. Ben şu an mesela finans sektöründe çalışmaya başlayacağım. İşletmeler de aynı şekilde. Yani olay tamamen teknik bir eğitim almak istiyorum. Yoksa ben daha sosyal bir eğitim almak istiyorum. Sosyal bilimlere daha yakın bir eğitim almak istiyorum. Onu düşünmenize geçiyor. Ben çok güzel bir söz duymuştum. Hani üniversite size bir şeyler öğretmez, öğrenmeyi öğretir tarzında bir söz. Öyle oldu. Zaten. Aslında birazcık da bu hani endüstri veyahut da iktisat nereyi seçtiğin çok önemli değil. Biz burada öğrenmeyi öğreniyoruz üniversitede. Sonrasında hani sizin ne yapacağınız gene tekrardan size kalmış oluyor. Hayat başarısı dediğin şey zaten çok bölüm odaklı ilerlemiyor. Aynen. Böyle üniversiteden özellikle son zamanlarında böyle benim gibi birazcık da okulda dinozorlaşınca daha iyi anlıyorsun o kısmı. Çünkü işletme mezunu arkadaşın, yani üniversitede ne puan aldığının bir önemi yok yani. İşletme mezunu arkadaşın benden daha yüksek işletme puanıyla girdi. Benim mesela yakın arkadaşlarımdan 2-3 tanesi tanıdıklarımdan da. Ondan sonra hepimiz aynı işlere başvuruyoruz 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü ilerlemek istediğin alan o. Yani sonuçta hayat dediğim gibi tek bir yol böyle üniversiteden çıktı. Yani liseden çıktığımız zaman bizim için öyle bir izlenim veriliyor genelde. Yanlış bir izlenim veriliyor böyle. Hani hayatta şunu yaparsan doğru işte öyle bir puan aldıysan tıp yaz. Heba etme puanını. Bu benim çok yanlış. Çok yani. İşte ilk 200'e girmiş mesela. Bilkent Endüstri iyi bir puan alıyor. Hani başka bir okul örneğini vereyim. Onu vermeyeyim. Atıyorum işte A Üniversitesi'nde bizden hatta daha aşağıda puan alan ve çok iyi, yine çok iyi bir üniversite olabilir. İşte 100'e girmişsin, 200'e girmişsin, işte XX mühendisliğini mi okuyacaksın? Ya da gidip işte endüstri mi okuyacaksın, iktisat işletme mi okuyacaksın, git elektrik oku falan. Bunlar çok yanlış yönlendirmeler. Ben de üniversiteye girerken birazcık böyle yönlendirdim ama doğru karar verebilmiştim. O yüzden hani tercih yapacak arkadaşlarım bence hakikaten dikkat etmesi gereken. Yani bu videonun aslında YouTube'da uzun süre kalacak olmasının da faydası olacak. Bazı şeyler değişmiyor. Çünkü bizim lisedeki eğitimimiz hala aynı yani. Belki daha da gerilemiştir, bilmiyorum. Geriliyor birazcık. Şey sıkıntısı var yani hani onu yaptın o zaman bunu seç. Çok iyi puan yapıyorsun, fiziği de seviyorsan o zaman bunu seç falan. Halbuki hayatının geri kalanında en iyi olduğunu düşündüğün anı seçmen lazım. Katılıyorum. Seni en iyi yerlere getirebilecek. Mesela sen petrol mühendisliği okursun, kimyager olursun veya kimya okursun. Çok iyi arkadaşım var benim mesela kimyager, ODTÜ mezunu. O dereceyle neden kimya seçmiyorsun, şey seçiyorsun dediler.
kimya mühendisliğine girdi. Sonra ilk fırsatında tekrar kimya yüksek lisansına geçip doktorasına organik kimya üzerinden devam ettirdi. Şu an Belçika'da. Hani harika bir ilgi alanı kendisi için. Bütün hayatı boyunca da bunun üzerine çalışmak istiyor. Hiç kimsenin onu engellemesinin bir anlamı yok mesela. İstersen 5. olup uzay havacılığı seçersin. Yani ODTÜ'ye girdin, sen 5. oldun, elektrik yazacaksın. Böyle şeyler yok yani. Bunlardan uzak durmasını tavsiye ederim. Bilkent'te de bir tanıdığım vardı galiba. Fizik bölümü yazmıştı, onu da derecesi hayal ediyordu. Evet. Sonra Harvard'da gitti. Mesela. Türkiye'de temel bilimlere zaten başka bir yaklaşım var. Hani ben o konuda uzman olmadığım için orada okuyan bir arkadaşım belki onu daha iyi değerlendirir ama ya matematik, fizik, kimya, genetik falan bu alanlarda okuyan arkadaşlar zaten çok fazla şeyle mücadele etmek zorunda kalıyorlar bu alanda. Çünkü o ya Bilkent'in fiziği çok iyi, çok iyi hocaları var burada. Her alanda çok iyi hocalarımız var zaten de. Genetikte de aynı. Sen o sıçramayı yapabileceğini düşünüyorsan, iyi yerlere geleceğini düşünüyorsan, sanırım uygun olduğunu düşünüyorsan hiçbir problem yok. Kimseyi dinlemeden umurunu seçeceksin. İdealist olmak biraz. Öyle evet. Gerçekten işin doğrusu o yani. Yoksa 10 sene sonra kafe açma fikriyle çok mutsuz bir beyaz yakalı hayatı geçiren bir endüstri mühendisi olabilirsin yani. Katılıyorum. Onları önlemek gerekiyor bence. Genel mutluluk seviyemizi arttırmak için. Bugün Emre Sarıgedik bizlerleydi. Kendisine teşekkür ediyorum. Ve son bir soru sormak istiyorum. Okulunu özleyecek misin? Bizleri özleyecek misin? Evet, özleniyor genelde. Öyle bir durum var. Okurken çok şey yapmıyorsunuz, önemsemiyorsunuz yani bu durumu ama iş bittikten sonra şey oluyor. Yani burada kurduğun arkadaşlıklar çok güzel oluyor. Yani her yaş döneminin tabii ki ayrı. Hani ilkokulun ayrı, hala çok severek görüştüğüm insanlar. Lise hala aynı. Ama üniversitede başka bir yoldu. O bitince başka bir şey oluyor. O yüzden üniversiteye olabildiğince dolu dolu, hep arkada böyle güzel hatırlayacağınız ilişkiler kurarak, ondan sonra hayatınızın geri kalanında da hatta aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiniz ilişkiler kurarak geçirmek gerekiyormuş. Bilmiyorum artık, inşallah öyle geçirmişimdir. Özleyeceğim ama yani genel olarak her şeyi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.